Tasavvuf musikisi icracısı, ilahi sanatçısı, çok kıymetli değerli abim Abdurrahman Abdullah Çalık abimiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız hocam, iyisiniz inşallah? Allah'ımıza şükürler olsun, hamdolsun. Elhamdülillah. Bugüne çıktık, yarına kerim. Eyvallah. Üstüme çok medar iftar ediyorum. Evet, bize kırmadınız. Buralara kadar teşrif ettiniz. Sağ olun. Rabbim ebeden daima razı olsun. İnşallah. Evet. Şöyle hemen soldan ben devam edeyim. Hocam, Abdurrahman, Abdullah Çalık hocam. İkisine abla başlayınca, tabii ikisi mükemmel isim hocam. Allah razı olsun. Şöyle güzel bir ya ismi Bismillah, dua ile amin. Dua ile hak ordulara davet. Böyle güzel bir albümünüz var. Rabbim yolunuzu bahtınızı açık etsin. Ecmen, hep beraber. Ne zaman çıkardınız hocam albümünüzü? Şimdi bu albümümüzü daha piyasaya süremedik aslında. Evet. Bunun mutfağı Rahmi Aydın, herkes bilir. Evet. Rahmi Aydın'ın emeğiyle çıktı, Allah razı olsun. Evet. Fakat bazı şartlardan dolayı biz bir firma adı altına çıkaramadık, doğruyu konuşalım. Evet. Fakat ama albüm biraz daha hazırlıklı devam ediyor değil devam mi? Devam ediyor canım. Şu an YouTube'da falan var. İnşallah İyi. Hocam. Rabbim yolunuzu battığınızı aç kesin. Siz de hak davaya hizmet edenlerdensiniz. Sosyal medyadan ben de sizi takip ediyorum. Rabbim razı olsun. Hocam zamanında iyi kullanma adına, bereketi kullanma adına hemen bir eser alalım. İnşallah kitaplarla da devam edeceğiz hocamın. İnşallah. Ne diyelim? Amel yolu ikra diyelim mi? Yıldızdır girilir, Kur'an rehber seçilir. Nebiyullah uz bilinir, uyan yarın sevinir. Bak yıldızdır girilir, Kur'an rehber seçilir. Nebiyullah uz bilinir, uyan yarın sevinir. Namaz öğretti, emir ikradır dendi. Dünya ahir söyledi, gelin bir oğlum dendi. Kur'an namaz öğretti, emir ikradır dendi. Dünya ahir söyledi, gelin bir oğlum dendi. Amel zayıf ey nebim, yüzüm garra neyleyim. Tut elimden dileyim, alnım ak nur geleyim.
Amel zayıf ey nebim, yüzüm garra neyleyim. Tut elimden dileğim, alnıma ak nur geleyim. Rahmet şefaat dileyim, ahir zaman neyleyim. Emanetin servet nebim, derdim kimle söyleyim. Boynum bükük ey nebim, sana nasıl geleyim. Tut elimden ey nebim, mahşerden sevinleyim. Sübhan Sultan Bismillah. Şimdi çok kıymetli izleyenlerimiz Abdullah kıymetli abimize de zevkle dinlediler eserlerini. Böyle mütevazı durduğuna bakmayın. Bir derya da odur yani. Evet. Ben sosyal medyadan çekip onun yazdığını, paylaşımlarını gördüğüm için inşallah çok daha uzun soluklu programlar yapacağız. Umut edin. İşte Rabbim nasip ettiği sürece, burada olduğumuz sürece kıymetli abimizden de detaylı bir şekilde istifade edeceğiz. Evet, ben şimdi onu diyecektim. Bir Talal Bedu yapacağız. Ben onu söyletmeden gönderdim. Yaklaşık 8 dakikamız kalmış hocam. Tabii bir sözle beraber ilahiye girelim. Buyurun. Özetim olarak söylüyorum. Hacı Muhittin'in radıyallahu anh efendimizin bu beyanatlarda, anlattığı beyanatlarda çok büyük veriler var. Fütüvatil müvekkiyesine baktığınız zaman, hatta ki günümüze geçiyorum olayı, 1990'lardan 95'lerden sonra cumhuriler gelecek. Bir T isimli gelecek, ömrü vefa etmeyecek, yarıda gidecek. Evet. İkinci T isimli gelecek, bayrağı alacak. Ben de buradan size destek olarak Allah için söylüyorum, gençlere iyi dinleyin beni. Eğer peygamber aşıklığı varsa gönlünüzde, Tövbe suresinin 127. ayeti kerimesine çok iyi bakın. O hepimize çok aşık. Biz görmeden aşıksak şayet, cennetinizin müjdesi olduğunu bilin. Bir. İkincisi, bakın, der ki 1350'ye varmaz, 1453'e çıkmaz. Miladi yaşadık, şahit kaynaklar. Ama hiç yaşamadık. Eli kulağında şu 15 seneyi bekleyin. Bu Türkiye milleti ayağa kalkacak. Bunu da bilin. Allah'a emanet olun.